Bunu da yükledim şimdi. Toyota'ya gidiyoruz. Getirdim malı. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese tekrar merhaba. Özlemişsinizdir. Yine başladık AE86. Başladık demeyeyim yani, kaldığımız yerden devam işte. Yani her seferinde başlayamayız yeniden. Evet, bu ses bizi her bir dakikada bir daha at diye ötüyor. 20 senedir burada olan bir makine. Hep de ben konuştuktan sonra ötüyor. Ona mı ayarladın? Bu şey, basıyorlar ya jüriler. Evet. Yani 3 çarpı seni... 3'ten sonra yok olacağım. 3'ten sonra yoksun sen. Bir şey söyleyeceğim. Bu videoda lütfen yapmacık gülme. Ben hiçbir zaman yapmacık gülmedim. O senin normal gülüşün mü? Evet. Gülme. Genetik olarak yapmacık bir insanım. Doğuştan tamam. Geliyor yani. Evet, uzun zamandır ben görmemiştim canlı. Hı. Çok hoş görünüyor ama ne yapıldığını merak ediyorum. Aslında haklısın. Bayağı uzun zamandır araba başında çalışmıyoruz. Bir ara iki etap. Bu banaydı. Ama bu en son neyin önünde çalıştık biz beraber? Yine bunun önünde çalıştık. Hayır. Clio'nun önünde çalıştık. Viano'nun önünde. Viano'nun önünde mi çalıştık? Yok, Clio. Neyse, tam önemli değil. Araba nerede? Araba nerede şey? Para nerede? Para nerede? Araba nerede? Müşteride. Para nerede? İyi, saçmalıyoruz ya şu anda. Evet, ne yapıldı? Çok güzel görünüyor bu arada ya. Halılar malılar. Evet, bugün bütün koleksiyonun önüne düzdük. Bir de şey var. Bugün düzme günü. Tesisatı düzdük çünkü. Bayağı uğraştık. Aslında hedefimizde mekaniğini yapmak vardı. Motorunu ve şanzımanını yerleştirmek istiyordum ama sonradan şunu fark ettik. Bizim motoru rahat yerleştirmemiz için o İşte radyatörlerinin, ısıtma, içerideki kalorifer şeylerin takılması gerekiyor. Ne bileyim, klima hortumları falan mesela ne varsa takalım ki boşluk yerleri görelim diye. O yüzden elektrik tesisatını aradan çıkartalım, bitsin gitsin dedik. Geldik yine Toyota'ya, Dumankaya'ya. Şimdi AE86'da birazcık yol kat etmemiz gerekiyor. Fakat madem ki motoru koyacağız, elektrik aksamında biraz ilerleme kat edelim. Ondan sonra daha zor olacak çünkü. Bak, efsane kasa var orada. Sabancı kasa. Üf, mallar burada. Tehlikeli yüksek voltaj. Arabanın üzerindeki nota bak. Çarpar adamı. Hadi ya. O kadar çıkarttım. Şeyi unuttum. Makaronlarımın olduğu çantayı unuttum. Bütün ısıyla daralan makaronlarım, her şeyi unuttum, iyi mi ya? Tüh. Getirmedik. O zaman bugün teftiş ve bakarız ya. Eline sağlık, elinize sağlık. Kapıyı yapmışsınız. Vallahi. Beraber başladık bu. Abi nasıl çözdünüz? Meslek sanırım. Mis gibi. Yani kilidi mi tamir ettiniz yoksa kilit mi değiştirdiniz? Ne söktük? Kilidi yaptık. Kilidi mi yaptınız? Bozulmuştu bu kilit. Daha doğrusu bozuktu. Önce koyacaklarımız doğru mu ona bakalım. Klimalı sistem çünkü bunlar temizlenmesi lazım hep. Bakayım, aynen. Var mı? Olmaz mı? Yani koyacak mısın? Koyacağız tabii ki. Bu temizlenecek, bu temizlenecek ilaçlı. Yaparız. Dur bakayım. Peteği de temizleyin. Petek tıkalı olduğu tabii. Şey oluyor. Onu ilaçla Gökmen abi peteği temizlesin. O da temizlenecek, bu da temizlenecek. Bu da bir tesisat temizlenecek. Onarmak lazım. Bunu o zaman takmayız. Eksik listesi çıkarırız. Ben yarın akşam ya da öbür gün ne zaman müsaitse ona göre gelirim. Biz bugün bunu düzlemeyiz muhtemelen. Yok, bunu düzlemeyiz. Yoksa nanayı yeriz. Bu da tamam, şimdi oldu. Bu da klima motoruna gidiyor. Buradan ayrı bir düğme sistemi var. Süper. Bu da oldu şimdi. Okey. Şunun karşılığını bulursak ki bulduk galiba. Bu mu? Tamam. Her şeyimiz dört dörtlük abiciğim. Tamam. Eksiğimiz yok. Kumandanın krepeleri buna geliyor. Evet. Bunu sadece tellerini değiştireceğim. Biraz gerekli bir de. Sünger. Süngerlerim var, getireceğim. Çerçevelerin, izolasyon süngerleri. Tek tarafı yapışkanlı, tek tarafı normal. Aynen. Aldım onlardan da, getireyim. Onlar gerekli. Şu sanırım dışarıda bir yerde bir şey. Toyota'nın mı o? Aracın alt kısmında bir yerde bir şey diye tahmin ediyorum. Yani davlumbaz gibi, o tarzda düşün. Araç içiyle ilgili bir şey değil bence. Değil de Toyota mı acaba? Japon olduğu kesin. Şurayı da nereye benzettim biliyor musun? Clio'nun ön salıncakların orada bir tane çubuk var ya, şaseye, gövdeye bağlantılı. Mantıklı dediğim. Evet, anladım. Bunun Japon olduğuna eminim. Parça kodunun yazılış şeklinden bak. 5 boşluk 5. Aynen. Tamam, kanaate vardık. Bütün eksikleri getireceğim. Bak, bir seferde toplayıp far, sinyal, stop, ne var ne yok her şeyi çalıştıracağız. Diğer AE86 tesisatını getirdim karşılaştırma yapmak için. Bu iç tesisat. Bununla işimiz yok. Biz zaten bizimkini düzdük. Bize bu lazım. Hadi bakalım. Bunu karşılaştıracağız. Bütün bozuk ne var ne yok düzelteceğiz şimdi. Yani şöyle. Bu da böyle geliyor. Tamam. Sonradan çekilmiş, role için çekilmiş. Bak farların... Tamam, şuradan itibaren elindeki, benim elimdeki far soketi, bu da role. Tamamen bu. Far rölesi değil mi? İçin çekmişler. Şimdi bu diğer arabanınki. Ona bakarak hani eksik meksik varsa gidelim diye getirdim. Esasında bu mu takılacak arabaya? Bunu takacağız ha? Tamam. Şimdi sis lambası çıkışı var mı bu aracın bilmiyorum. Orijinalde yoktur ama çıkışı sonradan... yok mudur sokete? Yok. Orijinal tesisatında yoktur. Çünkü hariç olacak o. Bu soketleri temizlemekten başka bir şey yapacak bir şey yok zaten, değil mi? Bunları bir kontak spreyi, bir temizlik yeter. Bu kontak spreyi, bunun özelliği, bunun içerisindeki korozyonu temizleyip, bak gel bak, görüyor musun? İçindeki beyazlaşmış şey, çoğunda var bu. Bunları sıkacağım şimdi böyle. Bırakacağım bir müddet. Yani bunun yerine böyle bazen multispreyler sıkıyorlar, VD40 falan filan. Bu daha geçerli bir çözüm. Baksana şunlar hep, bunlar hep. Oo, çürümüş bu kablolar. Oksit mi var? Hepsinde var. Zaten bu kabloların şeyi de gitmiş hani, kavrulmuşlar da. Ben bunları güzel birkaç uç hazırlayayım. Zamanla tabii ki. Biz bunu kullanacağız. Neden? Çünkü bunda klima tesisatı var. Bunda yok. Onda yok, bunda var. Ben onu anlamaya çalışıyordum. İyi geç olmadan fark ettik. Normalde akünün yeri burası. Doğru. Şurada. Bu da burada duruyor. Burası sigorta kutusunu farz edelim. Şuraya doğru. Bunlar hep sigorta kutusu. Bu şekilde şey. Burası araç içi. Şuradan araç içi. Ya şu aradan giriyor ya da farklı bir yerden giriyor. Biz bir uçtan başlayalım o zaman, değil mi? Aynen. İşte o yüzden hani bir görsel olarak görelim. Peki diyorum. Böyle bir kağıt peçete bir şey var mı çizilmesin diye serinin üstüne çalışalım? Getirelim. Koltuk kılıfı. Koyma. Arabanın üzerine koy. Koltuk kılıfı değil ya şey. Bunu toplamak daha kolay, daha hızlı. Bakacağım. En azından bu şekli şemali belli. Bu iyi oldu. Güzel oldu. Çabuk hızlanırız burada. Evet abi, gördüm. Abi bu deliklerin üzerinde bir düz bir alan var. O alanı niye istiyorsun sen? Vidalar kafaları düzgün otursun sıkarken diye. Çok güzel. Peki şimdi o delikleri, bu delikleri açacağım da ben bunlara diş çekeyim mi sana? Hayır, bunlara diş gerekmiyor. Bunlar aynı çaplarda delikler mi olsun? Evet abi, aynı çaplarda delikler olsun abi. Yani 5 ve 8 gözüküyor bu. Bir kompasla açıyorum. Abi 4.40 var, 8.20 var. Tamam, 5 ve 8 aç. 5 ve 8 açıyorum, bitirince seni arıyorum abi. Tamam, anlaştık abi. Eline sağlık şimdiden. Görüşürüz abi. yardımcı olacaksın Cihan. Hangi tesisatı kullanacaksınız? Bunu kullanıyoruz abi. Kullanacaksınız. Arada ne yazık ki ne olduğunu bilmediğimiz şeyler var. Onları yapıyoruz. Mesela röle koymuş, tamam mı? Bu harici bir şey. Harici bir şey de kontak şeyi rolesi. Marşa giden role. Marş rolesi yapmış. Olabilir ya da farlara giden role olabilir. Far tesisatımız. Bak şu ana kadar bütün soketleri temizledik, kablolarını yeniledik. Burada bir şasemiz var mesela. Onun ucunu bilmediğim için bol bıraktım. Gibi. Ama buradan itibaren sana ihtiyacımız var. Çünkü burada ne nedir ben de bilmiyorum. Burada biraz kafa karıştırmışsın. Abi uzaklaştır onu. Şöyle aralayalım. Şimdi bu far tesisat. Abi tamam mı? Bunların yenilerini getirdim istiyorsan. Tamam, bu far fişi değişecek. Tamam. Mesela kutu niye başı, böyle falan filan. Kutu artı. Şunu aradan iptal edip. Edelim abi. Buraya bir tane güzel bir başlık koyalım. Hepsi abi var abicim, hepsini yapalım. Tamam. Bakalım. Bir tane farklı bir usta gördüm ben videoda. Cihan Usta, o elektrikçi. Sağ olsun. Güzelce başlamıştım, devam ediyordum. Fakat orada bir tabela gördüm. Diyor ki elektrikçinin işini elektrikçiye bırak. Dedim bu bir mesaj. İyi ki de Cihan Usta dahil oldu. Çünkü ben tesisatı toplamaya giderken o benim görmediğim birçok hatayı çıkarttı ortaya. Tesisattaki bütün aksaklıkları giderelim dedim ya. Onun içine bir yerde sinmedi. Benim bakmadığım bir yeri yardı. Bir açtık, içindeki kablolar soyuk. Yani daha önceden zarar görmüş açık kablolar. Şöyle düşün. Allah göstermesin ama ya son zamanlar ne kadar çok araba yanıyor. Instagram'da falan fark ettin mi? Evet. Kadın çekiyor mu? Bak son 2 senede inanılmaz var bu gündemde. Sürekli arabalar yanıyor. İşte bir gün öyle tutuşursa o sebebi senin görmediğin, o mesela tamir görmüş tesisat kablolarından olabilir. Başka şeylerden de olabilir. Bir tane S14 yandı 3 ay önce mesela. O da öyle. Bunları hep gözden geçirmek lazım. Arabaya bazen yaptığı modifiyeleri bilinçli yapmazsan, mesela far rölelerini çıkarttık bunun üzerinden. Çünkü daha önceden bu tesisatımıza daha kuvvetli ampul takılması için öyle bir önlem alınmış. Anlatabiliyor muyum? Biz orijinal çevirdik. Orijinalinde bunun 55-60 wattlık ampuller var. Mesela yüzlük takmayacağız. Çünkü yüzlük takarsak işte bazı plastiklerin fazla ısınması ve eremesine sebep olabilir. Yani sen kaos falan seviyorsun ya. Kaos seviyorum da yanmasın canım tabii araba. O yüzden Cihan Usta sağ olsun bayağı bir toparladık. Bu ya şarja ya marşa gidiyor. Muhtemelen şarja gidiyor. Şarja gidiyor. Bu artı olduğuna göre şarja gidiyor. Ya şarja ya marşa gidiyor. Ama zannedersen bu da şarja gidiyor. Çünkü şarjın soketi var bunda. Bu da tek difiş var. Bu da marşın şeyi burada kalmış Selçuk abi. Evet, şimdi başlamak lazım bu ucundan. Değişecek olan parçaları, far fişi değişecekse değişelim. Hemen getiriyorum usta. Al sana cillok gibi böyle. Diyelim ki atıyorum. Getirdiklerimizden bize buraya uygun bir şey yok. Bizim o içerideki tesisatlardan kırparak buraya yamayacağız. Yamayacağız, tamam. Okay. Tamam. Makaronumuz var, ısıyla daranımız var. Çok gerekirse... Soğuğu da gitti yalnız. Bakayım, üf tam tadında. Biz de mola verelim 2 dakika. H4 değil mi far ampulleri Selçuk abi? H4. H4'sine 2 kablo bağlı. 3 kablo bağlı. 3 bağlı ama biri dışarıdan şase vermişler. Sen neyse onu yapacaksın. Tamam. Güzel kaliteli kablolarımız var. Parampillerinde değişiklik olacak. Evet. Olacak şey var. Nightbreaker dediği güzel bir... Evet. Yok öyle değil ya, kuvvetli ampul. 100 wattlık yani. 100 wattlık. Gibi. Yine sonuçta H4. Ha tabii H4. Oh mis. Akü zayıflamıyor. Akü zayıflamaya çalışıyor. Usta ellerine sağlık. Değişen bir akü olduğu için. Ne yaptık bunda abi? Onda kalorifer motorunu söktük. İçindeki artı eksi kömürleri var. Aha. Kolektörü döndüren. Onları değiştirdik. Yağladık. Ondan sonra burçlarını, pasını temizledik. Şu anda çalışır faaliyete getirdik. Su mu geçirmiş bu? Paslı mıydı? Paslanmış. Ben en son hatırlıyorum bunu. Bu çalışmıyordu. Bu benim bulabileceğim bir şey de değil. Sağ olsun usta halletti. Kömürleri değiştirdi. Evet. Yani kurtardık. Revizyon olabilen bir parça. Elektrik motorları. Sağ ol usta tekrar. Rica ederim. Biz bunu en baştan çekelim usta. Evet. Ya bakayım benim de güzel kablo ne var. Aha, en temiz şekilde yapalım. Orijinal şekilde yapacağız değil mi? Yani en temiz nasıl olsa. Biraz da gizli bir tesisat yapacağım ben bunu. Gizli yapacağız. Bir de siz dediniz ya far ampulleri ben değiştireceğim diye. Eğer değiştirecekseniz bundan gene koyulacak. Ama orijinal şekilde normal H4 zannedersen bu. H4 H4 ise far ampulü 55-60 takarsanız gerek yok. Ama 55-60 takarsanız mecbur bu roleleri koymak zorundasınız çünkü erir. Bakayım ya ampuller yanımda. Bakın. Al koyacağımız ampuller bunlar. Tamam işte H4 ampul. 55-60 ya. 55-60. Bu tamam, böyle hiç gerek yok. Tamam hiç gerek yok. 10 numara. Ya bir de ben bunu öyle abuk sabuk bir şey farda takmam hani. Neyse o. Eklerin hepsini atma derdindeyim. Hepsini atıyoruz. Paslanan soketleri değiştirme şeyindeyim. Şöyle hepsini atıyoruz. Bu arada artıya abi çok takılma. Çünkü yüksek ihtimalle zaten artıyı biz daha sonra arabanın arkasına çekeceğiz. Akıyı. Peki. O yüzden onun eskisi üzerinden devam edebiliriz. Burada bir takım ekler var. Bir onları kontrol edelim. Evdeki ekler orijinal ama. Bunlar orijinal mi? Evet. Bakın şeyin yaptığı ekler. Fabrikanın yaptığı ekler. Bu sarı bant da orijinal olabilir mi? Hı hı. O zaman çıkarmayayım. Üzerine ben bunu plastik makaron geçeyim. Buradan dağılmaya doğru gidiyor. Şimdi buradan yerini kaybetmeyelim. Yerini kaybetmeyelim aynen. Bunun yerlerini bantı kalsın. Sararak şey yapalım. Ben şimdi hemen plastik makaron getiriyorum onun üstüne. Gel başıma ekmek. Seni çok özledim. Ama yine de orijinal fabrikanın kendi şeysi çok daha güzel değil mi kalitesi? Tabii. Bizimkiler çıtır çıtır gidiyor aldıklarımızı ısınınca ya. Evet. Gel bak tesisat açınca ne çıktı ortaya. Böyle sürtünmeden dolayı bakırlar ortaya çıkmış. Bu kısa devreye de yol açabilir. Evet, bunları saralım ayrı ayrı. Evet, açmamız lazım birazcık. Şunu. Bak hiç alakamızın olmadığı bir tesisatçı açıyoruz, içinden ne görüyoruz farkında mısın? Bu mesela daha önceden olmuş, üstü kapatılmış, örtülmüş. Ya görmediler herhalde. Olabilir ya da sonradan arabanın üzerinde olmuş da olabilir. Bu 10 sene yaptı. Açıksa başka bir yere de sürtünmeden dolayı olabilir. Sanırım orada bant yoktu değil mi? Yok. Vardı en üstünde vardı bant. Ha, kapatılmıştı. Anladım. Bantta da bir şey yoktu. Ya da göz ardı edilmiş. Bunu koyduğunuz zaman, buralarda bir arıza olduğu zaman kesmek zorunda kalacaksınız. O zaman değil mi? Devam. Tırlı makaron güzel. İşte az önce bundan demek istedim ama size. Ha, öyle yapalım o zaman. Evet, onu çünkü böyle açtığın zaman bantı açıyorsun, arızaya bakıyorsun, takip ediyorsun, buradaymış diyorsun, örnek veriyorum. Bize bununla gel usta, tamam öyle yapacağız o zaman. Evet, değil mi Selçuk? Evet. Şunu az şöyle yapalım, çevirelim biraz. Şöyle denk getirelim, tamam. Mis. Bir de bant bakayım ben. Yalnız bu bildiğim kadarıyla buradaki çamurluğun kapağı bu. Evet. İçeri giriyor, evet. Yani burası içeride olduğunu düşünmüyorum. Daha geç giriyor. Burası içeride. Ha, orası içeride. Burası çamurluktan içeri giriyor. Sigorta havasına giriyor zannedersem. Ha? Ben de orayı bir temizleyeyim o sırada. Bunlar da cillop gibi oldu vallahi yepyeni. Hoppa. Hemen şunu... burası da varmış bunun. Tam bunları da hemen yenileyelim. Anında görüntü. Hiç kalmamış ki abi. Bu incelikte yok tabii sende değil mi? Benimki kalın gelir buna. Aslında bu yaptığımız gerçekten önemli bir hikaye ya. Yani sünger kalmamış araçta. Ben hiç kimsenin de bunu yaptığını düşünmüyorum kendi arabasına. Yani acaba ulan 90 model arabam var, bir açayım bakayım süngerler ne vaziyette dediğini pek düşünmüyorum. Şimdi var ya, fabrikadan çıkmış gibi üfleyecek bu ha. Bu süngerin görevi hava sızdırmazlığı sağlamak. Yani sen kaloriferi açtığın zaman verimli çalışması için mümkün olduğunca dışarıya kaçırmıyor olması lazım ki hava sızdırmazlığı olursa verimli çalışır. Öteki türlü sadece sesini duyarsın, gürültü duyarsın ama aynı verimde çalışmaz. Bak mesela şimdi bu, gel buraya. Bak mesela bu şimdi bunun içine sıkı sıkıya geçiyor bak. Yeni sünger sayesinde hop bak. Bak görüyor musun, her tarafı temas etti. Sesi geliyor. Şimdi eğer eski süngeri kullanmaya devam ediyor olsaydık bu buradan kaçıracaktı. Buralara tozları yaymaya devam edecekti ama sana verimli gelmeyecekti hava. Bu böyle. Şu taraf. Ama galiba bu araba üstüne takılıyor. Aynen. Karşılayan yere koymuşuz zaten. Mis gibi öpüyor bak. Mis. Belki de şöyle şu istikamette, bak burayı koyduk. Tamam. Evet bak. Burada civata bağlantı yeri de var. Şimdi, evet. Tesisatı bitirdik. Far tesisatını bitirdik. Onu atacağız. Ondan sonra iç kalorifer tesisatını bitireceğiz. Sonra göğüsü koyacağız. Zaten iş bitiyor. Bir de şey, açma kapama düğmeleri. Buraya çasa yapacağız. Şöyle. Sigorta tavlası gelmesi lazım. Şunu şöyle götüreceğiz. Şunu şuraya takacağız. Şöyle dizinin sırayla gidecek. Şunlar farların fişleri. Far soketlerini bağlayacağız. Bunu alta gizlersek inanılmaz güzel bir şey yapmış olursun bana. Tamam, peki. Hani ben tesisat ne kadar az o kadar tercih ediyorum açıkçası. Ama bu segmanların gözükecekten kastını anlamadım. Bak şimdi örnek veriyorum şu anda. Örnek veriyorum. Tesisat buradan geçiyor. Ha okeyim, ona çok okeyim. Hiç problem yok onunla. Yok mu? Yok, hiçbir problem yok onunla ilgili. Peki, tamam. Şeyimiz daha çıktı. Ne? Şu tesisatı... Deliği kapatmışlar. Yerini kapatmışlar. Yerini kapatmışlar? Evet. Açarız. Saç delinecek. Deleriz. Lastiği sökeceğiz. Deleriz abi. Yani bir punch, yani şu... Tamam, punchlarız. Ne yapalım? Çapı neyse bilmiyoruz. Yani normalde orijinalde orada tesisatın deliği var. Ama kapatonların esasını kapatıyorlar. Bizim zamanımızda kapatılmadığını biliyorum. Biz kapatmayız tesisatı. Ama herhalde bizden önce bir başka bir tesisat yapılacaktı da falansa öyledir. Ben buraları tamamlıyorum. Ustadan süper sürpriz. Göster baba. Şimdi tesisatımız normalde böyle gelmesi lazım. Biz tesisatımızı şunun altından aldık. Güzel. Şöyle geçirdik. Klimanın üstüne doğru, klima radyatörün üzerinden geliyor tesisat. Süper oldu bu iş. Klima radyatörü de soğuk olduğu için çalıştığı zaman tesisatta ne bir ısınma ne bir şey yapma, hiçbir şey olmayacak. Şahane. Ya çok güzel oldu bu. Evet. Emeğine sağlık usta, sağ ol. Rica ederim. Bitirdik. Bitirmedik. Bitirmek üzereyiz. Bayağı yol kat ettik. Kalorifer tesisatı, klima tesisatı, içerideki havalandırmalarının tamamının izolasyonunu yeniden yaptık burada. Elektrik tesisatındaki bütün problemleri giderdik. Ne problem vardı ki? Oksitlenmiş kablo başları, ısınıp kırılmış kablolar. Çok fazla ek vardı. Çok normal. 85 yılından beri aynı tesisat var arabanın üzerinde. Bir şey oluyor, kopuyor. Olabiliyor böyle şeyler. Sürekli ekler. Biz de hepsini yeniledik. Bir işte far soketleri değişecek şimdi. Yenisini koyacağız. Ne kaldı başka? Onu da şeyden dolayı koyamıyoruz. Elektrik vermemiz lazım ki artı eksi hangisi onu bilelim. Yani bir renk kodlarının ne olduğunu bilemeyebiliriz. Onun dışında hemen hemen bitirdik gibi ya. Ya bu araba böyle hiç bir samanlıkta bulunmamış mıydı bu araba? Nasıl o kadar ek yapılmış olabilir? Bu adam hani çok mu uğraşmış bu arabanın üstünde? Yok yok, bu arabaya da zamanında olmuş onların hepsi. Her yani, zamanında evet, olmuş. Evet. İncik cincik şeyler kaldı yani şu an. Aynen öyle. Ben kaos istiyorum. Ama sen çok normal şeylerden bahsettin bana. Yani yok mu bunun bir olmayan tarafı? Var, var. Yarıda kaldık. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Tesisatı geçireceğimiz, yani arabanın içerisinde gene 2 tane yuva var. Hı. Bu arabanın tesisatı içeriden başlıyor. Dağılım kutusundan geliyor. Önden dolanıyor, tekrar içeri giriyor. U tesisat var yani bunun içerisinde. O taraftaki sigorta kutusuna giriyor içerideki. Hı. Nasıl olmuş bilmiyorum. Tesisatın gireceği delik kapanmış. Oh çok şükür. Bu sanayiydi, bu 2'ydi. Cam takdir edersen kendi kendine kapanmıyor bu. Hani öyle bir özelliği yok bildiğimiz kadarıyla. Evet. Benim de bu arabaya şu ana kadar hiç tesisat konmadığı için, ben de hiçbir delik kapattırmadığım için muhtemelen çok önceden, bu arabanın ilk restorasyon zamanından kapatılmış bir delik o. O yüzden kaldık. O yüzden bitiremiyoruz. Evet. Deleceğiz punch'la. Devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. O kadar. Tam punch'la denince hemen olacak mı? Olacak. Tesisatı içeri geçireceğiz. Yani senin kaosun bu kadar sürecek bugünlük. İçeride de bir şey olacak, bir şeyler olacak gibi ama. Olmasın. Tabii canım olmasın. Kim ister olmasını? Olmasın. Bu arada araba kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama kusuyor gibi görünüyor. Dili dışarıda gibi. İğrenç bir görüntü var şu an. Keşke dili... Üç etti. Gider misin? Çok güzel görünüyor ya. Gerçekten konudan bağımsız. Araba mükemmel oldu. Ama işte şu Panda... Senin daha fazla söyleyecek bir şeyin yoksa ben videoyu bitirmek istiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Killer Panda içeride ya. Şimdi ben bu arabanın dışarıdan da böyle tatlı görünmesini isterdim ama... Bu araba dışarıdan çok tatlı görünüyor. Ha. Arkadaşlar daha fazla saçmalamadan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada bunlar eski seride fazla değil yani 5-10 tane depodan ekstradan çıktı. Onun dışında yeni sezon ürünlerimiz gelecek. Killer Panda halılarımızdan da alıp projenin parçası olmak isterseniz aşağıya link bıraktım. Bir sonraki bölümde kısmetse motorumuzu yerleştireceğiz. Ondan sonra motor tesisatına geçeceğiz ve artık finale doğru son birkaç virajımız kaldı. Ondan sonra harbi virajlara çıkacağız. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Tekerleğin etiketi kalmış üstünde. Ha, evet. Bu kadar sallamamazlık olamaz. Kapat.